Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi ne'udu bi min hemezati şeyadîn ve ne'udu bi rabben yahfurun. Bismillahirrahmanirrahim. 18. devam. Şehristan okuyorum. 18. devam. İnsan şükrü bırakıp şekvaya gitmeye ve bir hakkının zayi olmasından şikayete hiç hakkı olmadığını, bir hakkının zayi olmasından şikayette hiç hakkı olmadığını, çünkü senin üstünde Cenab-ı Hakk'ın çok nimetleri olmak cihetiyle onların şükür hakkını ifa etmediğinden dolayı Cenab-ı Hakk'a karşı bir haksızlık ettiğini. Evet, Cenab-ı Hakk'ın çok nimetleri olmak cihetiyle senin üstünde onların şükür hakkını ifa etmediğinden dolayı Cenab-ı Hakk'a karşı bir haksızlık ettiğini, hem sen sıhhat noktasında kendinden aşağıdaki bin çarelere bakmak lazım olduğunu, yani bir parmağın, bir elin, bir gözün yoksa iki parmağın, iki eli, iki gözü olmayanlara bakmak lazım olduğunu, çünkü sen hiçlikten vücuda gelip taş, ağaç ve hayvan olmayıp insan olup İslam nimetini ve sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir dereceye nail olduğun halde bazı arızalarla ve kendi suyu ihtiyarınla ve suyu istimalinle elinden kaçırdığın ve elin yetişmediği nimetlerden şekva etmek, sabırsızlık göstermek bir küfran-ı nimet olduğunu gösterir bir devadır. Abi bu 18. devanın fihristi. Şimdi kendisine geçelim. Hani önce dikkatleri toplamak açısından fihristi okuyalım dedik. Şimdi abi 18. devanın başlangıcında diyor ki, ey şükrü bırakıp şekvaya giren hasta. Şükrü bırakıp şekvaya giren hasta, şekva bir haktan gelir. Şekva bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva ediyorsun. Evet abi, burada şekva okunduğu zaman sanki kötü bir şeymiş gibi ilk başta, hani insan falan anlıyor gibiyken, burada şekvanın da hakkın bir şubesi olduğu anlaşılıyor. Yani şekva edilebilir. Ama hangi noktalarda, ne zaman? Hani bununla ilgili birkaç yer var. Onları inşallah okuyacağım. Şekvanın bir haktan geldiğini, hakkın bir cüzü olduğunu böyle okudukça iş hakta merkezleşti. Hakla ilgili bir iki noktaya nazar söyleyelim abi. Burada diyor ki, sözler 85'te üstad adaletin iki şıktan olduğunu söylüyor. Birinin müsbet, diğerinin menfi olduğu. Müsbeti ise diyor, hak sahibine hakkını vermektir. İkinci kısmı menfidir ki, haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tezyiye ile veriyor diyor. Şimdi abi hak buradan adalete, arkadan arkaya geçti. Adaletin bir şubesi hak. Ben adalet kısmına direkt girmeyeceğim ama burada yine hakta odaklandığı için hemen aklımıza abi 10. sözün 11. hakikati geliyor. Bab-ı insaniyet ismi hakkın cilvesi olduğu geliyor. Yani hak isminin cilvesi olan İslamiyet, insaniyet meselesi var. Daha bu insaniyetten girme var. Ve insaniyetle ilgili sadece iki yerden baktığımızda abi, 10. sözün 5. hakikatında hem bütün insaniyet, bütün istidadıyla istediği beka gibi bir hacettir ki, o hacet ise insanı esferi safilinden alaya illiğine çıkarıyor diyor. Yine aynı şekilde sözler 70'te devamında, işte bütün beşerin fıtratı insaniyet lisanı haliyle bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet ebediyeyi o nevi beşer namına Zahmet-i Ahmedi aleyhissalatu vesselam istiyor ve beşerin nurani kısmı onun arkasında amin diyorlar. Şimdiden buraya aldık. Hak meselesinde ismi hakkın cilvesi olan bazı insaniyet var. Bu insaniyette de ne var? İnsaniyetin fıtratı bekayı istiyor. Yani hadiselerde beka nazarına bakmadığımız zaman bazı insaniyetten bakmıyoruz da hakkımız olmayan şeyleri hak dava etmeye başlıyoruz. Yani böyle olunca da ne oluyor? İnsaniyetin fıtratını unuttuğumuz zaman ismi hakkın cilvesi bizde bir şekilde suistimale şey oluyor. Suistimal oluyor bizde. Ve ondan sonra ne oluyor? Bu sefer haksız şekvalar söz konusu olmaya başlıyor. Şekva da bir haktan ileri geliyor. O zaman ismi haktan, biz hakkımızda olmayan şeyi hak talep ediyoruz ki birazdan şekva ile ilgili birkaç yer okuduğumuzda abi aslında şekvanın bir müracaat tarzı olduğunu şimdi göreceğiz inşallah. Burada tekrar dönüyorum abi. Şükrü bırakıp şekvaya giren hasta, şekva bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şekva diyorsun.
Belki senin üstünde Cenab-ı Hak üstünde hak olan çok şükürler var yapmadın. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Burada bir atıfımız var abi. Hemen ikinci lemada. Bu üç vecihle insaniyetin şekvaya, insanın şekvaya hakkının olmadığını ifade ediyor, anlatıyor abi. Hemen ikinci nükte ne birinci vecih diyor abi. Şuradan 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tavir eder. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza Malikül mülki yetasarrafu fi mülkihi keyfe yaşa. Burada insanın neyi? Birinci vecih, vücut libası insana giydirilmiş, insan malik değildir. Bu noktadan şekvaya hakkı yok. Yani şekva dediğimiz hani küfranın nimet noktası değil de Allah'a karşı bir hak iddia etme hakkı yok yani. Çünkü malik değil. İkincisi, ikinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder. Evet, hayatın musibetlerle, hastalıklarla ne yapıyormuş? Tasaffi, kemal, kuvvet, terakki ve neticesi mümkün oluyor. Sonra tekemmül ediyor. Vazife-i hayatı yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayrı mahz olan vücuttan ziyade şerri mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Bu da abi ikinci noktada insanın şekvai hakkının olmamasının, şu dar-ı dünyanın meydan imtihan olması, dar-ı hizmet oluşu ve hastalık ve musibetin de dünyanın neticesini hizmet etme noktasından insanın yine şekvaya, yani Cenab-ı Hakk'a hak iddia etmeye hakkı yok. Üçüncü vecihte diyor ki abi, şu dar-ı dünya meydan-ı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmak, bir ve sabretmek şartıyla o hizmete ve ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Evet, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete. Hangi hizmet abi? Meydanı imtihan olmasına ve dar-ı hizmet olması noktasına ne yapıyormuş? Çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyormuş. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetse de zaafını ve aczini hissedip Rabb-i Rahim'e ihtica-kârâne teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse. Evet, burada sabır, musibetin mükafatını düşünmek, şükretmek bu üçüyle o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer, kısacık ömrü uzun bir ömür oluyor. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer, hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim, kalbime ihtar edildi. Onu tebrik et, her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor, zaten o zat sabır içinde şükrediyor. Abi bu üç vecihle insanın şekvaya hakkının olmadığında burada bahsettik. Pekala, kimlerin şekvaya hakkı var? Hani dedik ki abi, şekva bir haktan ileri geliyormuş. O zaman haksa bunun uygulanabileceği bir şey var. Cenab-ı Hak bana bunu verdiyse, şekvayı verdiyse ben bunu yapabilirim. Ama nerede yapabilirim? Sözler 167'de diyor ki abi, 14. sözde. Şahane bir bağ var ki nihayetsiz meyvedar ve çiçekler masnular içinde bulunuyor. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler tayin edilmiş. Bir hizmetkarın vazifesi yalnız o bağın yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır. Ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi veyahut öldü. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden ve Sultan'ın nezaret-i şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin o sersemden şekvaya hakları vardır.
Şey, Selim, biraz yavaş. Yavaş, yavaş. Çok hızlı gidiyorsun, böyle yavaş yavaş ol ki. Çünkü biz biraz gericiyiz, yetişemiyoruz sana. Buradan, şimdi abi burada ne var? Vazifeli olan, noktayı nazarını söyleyeyim. Diyor ki abi, muvazzaf hizmetkarın tembelliğinden, vazifesinin tekemmülüne halel gelmesinden veya bozulmasından dolayı diğer hizmetkarlar ve hukuk sahipleri o serseriden şekvaya hakları var. Buradan çıkarım bu. Yani bunu hizmete tatbik edebiliriz. Enfüse tatbik edebiliriz. Enfüste nedir? İslamiyet suyuyla sulanması gereken enerin müsbet tarafının sulandırılmayıp menfi tarafının sulandırılmasında ne oluyor? Bana emanet edilen o enedeki o müsbet tarafında bütün vazifesini akim bıraktığım, kuruttuğum istidatlarımın vesairelerimin bende şekvaya hakkı oluyor abi. Enfüsü cihetten böyle tatbik edebiliriz. Hizmet cihetinden nasıl? Yani basit bir hizmet var. Basit derken, basiti yok ama fiili cihette yapılması kolay olabilecek bir şey. İnsanın tembelliğine tabi olmasından dolayı o hizmeti yapmamasıyla hizmet akamete uğruyorsa abi, hizmet paydaşlarının yani uydurukçasıyla yani kardeşlerinin bu hizmet noktasındaki o naşirlerin vesairelerin hakkı ve hukuku ne oluyor? Onlar üzerinde tahakkuk edebiliyor. Şekvaya hakları olabiliyor abi. Aile içerisinde bunu tatbik edebiliriz. Belki basit bir fiil insan vazifesizliğinden dolayı bunu yaparsa yine şekvaya medar olabiliyor ki ileride okuyacağız abi. O 25. sözde o belagat kısmında şey var. Bir tane kadının Cenab-ı Hakk'a şekva suretinde yaptığı bir müracaat var ve Cenab-ı Hakk'ın onu duyduğunu ayetinde beyan ediyor. Oraya geçeceğiz. Hani her yere abi bu kanuniyeti tatbik edebiliriz. Hangi kanuniyeti? Muvazzaf hizmetkarın tembelliğinden vazifesinin tekemmülüne halel gelmesinden veya bozulmasından dolayı diğer hizmetkarlar ve hukuk sahipleri abi o serserden şekvaya hakları oluyor. Burada söyleyeceğimiz bir şey var mı abi yavaşlama adına yoksa devam edeceğim? Yavaş git böyle fazla atıf değil de bunun üzerine yürü biraz. Tamam abi. Çünkü o zaman ben çok epey uzaklaştık. Şey olsun atıfın özelliği şu kısa ve aslı unutturmasın. Şekvaya döndün. Şekvaya olsa 2-3 şeyle atıfla yani kelimeyle geçebilirdin. Merkezi kaçırmamak adına. Tamam inşallah abi. O zaman öz üstünde durayım. Yani bu arada da usul var böyle. Usulü öğreniyoruz. Böyle nedir o? Biz de onu sormuştuk. Demiştim abi bu atıfı nasıl olacak? Bir, aslını unutturmayacak. Aslını unutturmayacak. Oraya lazım olacak. Ve kısa ve öz. Hadi abi. Tamam. O zaman hemen geçiyorum abi bu şeyden. Sözler 278'de abi kamçıyı teşvik olarak vesveseyi şeytanla yemesine vuruyor. Şayet ziyade incitse hakimi rahime şekva etmeli diyor. Burada da vesvesenin ziyade incitmesiyle beraber şekva etmeye insanın hakkının olduğunu söylüyor abi. Sözler 427'de yine 25'ini söylüyor. Tamam şekva daha yapma. Tamam. Yapmayayım. Tamam. Bir tane yap şimdi geç. Hastaya... Şu son noktalarımız var, çok önemli olduğu için tamam. Müsaade edersiniz abi. Evet. Şöyle bir çıkarımım var. Şekva, Cenab-ı Hakk'a müracaattır. Ha, güzel. Haksız şekva, bir nevi kendi kendini dava etmektir, şikayet etmektir abi. Tamam, bu güzel. Bir daha söyle bunu. Evet, şekva, Cenab-ı Hakk'a müracaattır. Tamam. Haksız şekva, bir nevi kendi kendini dava etmektir, şikayet etmektir abi. Tamam. Evet. Devam, hemen geçiyorum abi metnime. Evet, belki senin üstünde hak olan çok şükürler var yapmadın. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Sen kendinden yukarı mertebedeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Belki sen kendinden sıhhat noktasından aşağı derecede bulunan biçarelere, hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa iki gözü de olmayan amalara bak, Allah'a şükret. Evet. Evet, nimet de kendisi yukarıya bakıp... Evet abi.
Selamünaleyküm. Yavuz, bir sorum olacak da. Ya şimdi doğru, hakkımız yok. Onu anladık. Ama şimdi ortada umumi bir nimet var. Yani herkese verilen, insanların %99'una verilen bir nimet var. Mesela burada göz demiş, el demiş. Bunun gibi nimetler var. Şimdi bu nimetin böyle istisna kimselere verilmemesi, yani biraz böyle insan içinde bir şeyler uyandırıyor. Buna nasıl bakacağız? Abi onunla ilgili tefekkür şöyle, aslında tam durdurduğun yerde şöyle. Neden lafta kalıyor? Neden insan he he diyor vesaire diye de buraya bir düşünce şey olarak yazmışım. Yani hani bunun abi hülasası aleminde şöyle karşılık buldu. Her şeyin emanet olma noktası var ya, ene emanet, enaniyet de emanet. Enaniyetin suistimaliyle beraber insan her şeyi benim diyor. Benim dediği için bu sefer davalar ortaya çıkıyor. Yani benim demezse, onun dese, malikül mülk desek, Allah'ın desek ve alemimizi sindirirsek, bu gerçekten bu benim olmadığı için onun olmayan kolu, onun olmayan ayağı da onun olmuyor. Herkes bu şekilde eşit olmuş oluyor. Ben aleminde bu şekilde çıkarıyorum ama Hasan abi nasıl dersiniz, buyurun abi. Yok, ben düşünen kafalarsınız böyle. Kader Risalesi'ne de geçiyor bu. Seyit Ahmet antika sordu. Herkeste iki kol var. Herkeste iki göz var. Benim eksik. Tamam, itiraz edemem. Çünkü itirazattan geliyor. Allah'tan alacaklı değildik. Bunu verdi. Acaba bunu bir gözü alarak başka bir tarafımızı vermiş olmasın? Mesela hastalık gözüyle, hastalık bir göz veriyor insana. Sihat ona bakamıyor. Acaba servet ve sihatın gösterdiğiyle fakirlikle hastalığın gösterdiği bir mi? Böyle de bakılabilir mi acaba? Evet, bir göz yok. Şimdi adam dese ki tamam da hakkım yok ama bana da keşke verseydi. Ona ne diyebiliriz böyle bir iki kelime? Dağıtmamak şartıyla. Benim bir gözüm var. Niye bir tane de? Ama ona denilse ki, bir tanesi dese ki, senin de içsel aleminde farklı bir duygu vermiştir. Biz onu bilmiyoruz. İrfan öğretmen, sen ne diyorsun abi? Abi yani her şey ya hakikaten güzeldir ya, neticeleri itibariyle güzeldir. Yani bu açıdan baktığımız zaman hani sureten çirkin gördüğün şeyin sonucuna baktığımız zaman yani kainatta hiçbir şey çirkin olamaz diye düşünüyorum. Peki İrfan ne diyor? Kısa olsun böyle. İrfan, Diyarbakır'da İrfan. Abi dinliyoruz şu an, yani ben de tam Yavuz Selim biraz hızlı gittiği için tam şey yapamadım. Çok hızlı, çok acayip gidiyor da böyle, o adam şey düşünüyor ya, kimler hızlı konuşur, kimler yavaş konuşur. Abi ben bir şey... Heh. Yani bak. Buyur hocam Hikmet, buyur kardeşim. Abi ben bir şey misal vereyim, hatırladım o yüzden belki de... Mu bu şey bilmiyorum ama şöyle diyorduk ya, hani camide bir adam geliyor, herkese para dağıtıyor, işte herkese 150 lira verdi, birilerine 90 lira verdi, birilerine 60 lira verdi. Bu adamın acaba hakkı var mıydı ki, yani niye ona 100 lira verdin, bana 90 lira verdin şeklinde bir şey vardı, bir misal vardı da o aklıma geldi, paylaşayım dedim. Yani böyle düşünmek doğru, belki şey abi doğru söylüyor, doğru düşünüyor da. Yani bu zaten bizim hakkımız değildi ki, yani biz yapmadık ki, verilmiş bize. Yani sadaka veren bir adama camide herkese 100 lira verdi, 9 kişiye 100 lira verdi, işte 10 kişiye 50 lira verdi. 50 lira alan adam, yani eksik alan yanındakine göre hakkı var mı ki, yani niye sen ona 100 lira veriyorsun diye. Adam kendi cebinden verdiği bir para meselesi vardı mesela. Ben öyle bir misal vardı, evet. Ben paylaşayım dedim abi, Allah razı olsun. Abi devamında o minarenin başına çıkma meselesini anlatacak da sanki şu meselede o en son inşallah okuyacağım yer, tamam. Mektubat 185'te
şöyle bir şeyden bahsediyor. Ey insana müşteki diye başlayan yer var. Bir de sonra ey nankör diyor artık. Evet. Üstad biraz üslubunu şey yapıyor, sertleştiriyor. Bu işin şeyini hırsa bağlıyor abi. Bu... Daha sen nerede hak kazanıyorsun ki? Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği mahcup mukubeli bu mukabil şükretmeyerek imkanat ve ademiyat nevinde ve senin eline geçmediği ve senin layık olmadığın yüksek nimetleri sana verilmediğinde batıl bir hırsla Cenab-ı Hak'tan şekva ediyorsun ve küfrana nimet ediyorsun diyor abi. Burada artık insanın şeyi var. Ayrıca 18'in sözde yine şöyle bir yer var abi. Yani madem hızlandı... Yo bu tamam, buradan çıkma, burada ol. Gitme, geçme o mevzeye, o halka. Soru sordu mu? İkide bir parkur değiştirme. Tamam abi. Tamam, parkur değiştirirsen olmaz. O kadar verilmesi tamam. Gerekiyorsa kadar ver geç. Verdim geçtim abi. Ha, burada ol. Evet, devam ediyoruz abi şeye. Diyor ki, evet nimette kendinden yukarıya bakın. Şekva etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı kendinden musibet noktasında daha yukarı olanlara bakmaktır ki şükredecek. Bu sır bazı risalelerde bir temsiliyle izah edilmiş. Burada sır kelimesinden bahsediyor. Hani uhuvvetten bahsederken siz sırrı uhuvvet meselesine dikkat çektiğinizde diyorsunuz ya, o kardeşim buyur hoş geldin ama arkadan böyle içten içe insan böyle hırslanıyor. Ama böyle indirdiği zaman insan iç alemine, mesela sırrı uhuvvet olduğu zaman, sırrı ihlas olduğu zaman bunu içe indirebiliyor. Bu da bir sır abi, bu nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmemek, musibette herkes hakkını bilip kendinden musibet noktasına daha yukarı olanlara bakmak da bir sır abi. Yani bu inerse daha aşağıya insan demek ki bu noktada meseleye bakabilecek. Ha ben bakabiliyor muyum, o bakabiliyor mu, ayrı mesele, herkes muhasebesini yapsın yani. Bir zat bir biçareyi bir minarenin başına çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer ihsan birer hediye veriyor. Tam minarenin başında en büyük bir hediyeyi veriyor. O mütenevvi hediyelere karşı ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde o hırçın adam bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri unutup veyahut hiçe sayıp şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydı. Ne için o dağ gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil deyip şekvaya başlarsa ne kadar bir küfrân-ı nimettir, bir haksızlıktır. Burada abi hemen 18'in sözde bir atış var küçük. Sadece alanı alacağım. Diyor ki abi nimetlerin kıymeti fahir ile tenkiz, gurur ile tahrip, küfranınla iptal, temellükle gasp ediyorsun diyor. Senin vazifen fahir değil şükürdür diyor. Abi fahir de gurur, fahir, ondan sonra suizan vardı ya, o dört tane hastalık, kalbi hastalık. Bizim yani bu meselelerin adam akıllı böyle kalbimize indiremememizin bir sebebi abi kalbi hastalıklarımızın var olması. Şükür noktasında da benim vazifemin fahir değil şükür olduğunu söylemesi, benim fahir noktasında bir zaafım var ki şükrü tam yapamıyorum gibi bir çıkarım yapıyoruz abi burada da. Son kısmı okuyorum. İnşallah bitireceğim. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip taş olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, insan olup, Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp yüksek bir dereceyi nimet kazandığı halde bazı arızalarla sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı, bakın sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya suihtiyarıyla veya suistimaliyle elinden kaçırdığı, 2. Veyahut eli yetişmediği için şekva etmek, sabırsızlık göstermek, aman ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i ilahiyeyi tenkit etmek gibi bir halet, maddi hastalıktan daha musibetli, manevi bir hastalıktır. Evet abi, o zaman ne diyor? Bu tür nimetlerin bize verilmemelerinin sebeplerinden bir tanesi, bazı nimetlere layık olmamamız. Bazısını suihtiyarla veya suistimalle elimizden kaçırmamız. Sonra veyahut eli yetişmediği için şekva etmek. Bazen eli yetişmediğimizden şekva etmek, sabırsızlık göstermek, ama ne yaptım böyle başıma geldi diye rububiyet-i ilahiyeyi tenkit etmek gibi bir halet. Maddi hastalıktan daha musibetli, manevi bir hastalıktır. Kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Akıl odur ki, لِكُلِّ مُسِيبَةٍ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ sırrıyla teslim olup sabretsin. Ta o hastalık vazifesini bitirsin, gitsin. İyi maşallah. Maşallah.
Ey o zaman ben burayı bir daha ben şuraya bir okuyayım. Bir insan hiçlikten gelip, bak hiçlikten yoktu, Allah var iken, elan da öyle der Muhyiddin Arabi, cilveyi kabul etmez. Hiçbir şey yoktu. Yarattı bizi. Bak yarattı. Yarattı. Yaratılmada herkes eşit. Hilkat. Bak hiç. Hiçlikten vücuda geldin. Sonra bak nimete bak. Bir gözün eksik ama bak. Yoktun var oldun. İki. Taş olmayarak. Taş. Taş da olabilirdin. İki. Çık yukarıya. Ağaç olmayıp. Çık yukarıya. Hayvan kalmayarak. Hayvaniyet de var ya bizde. Hayvanlık var bizde. Hayvan derler. Hayvan. Sonra insan olduk. Sonra Müslüman olduk Hindulara göre. Sığıra tapıyor, biz de Allah'a tapıyoruz. Sığır da gene canlı, canlı bir şeye tapıyorlar. Heykellere de tapılıyor. Müslüman olarak çok zaman sıhhat ve afiyet görüp, yüksek bir dereceyi nimet kazandığı halde. Şimdi Kur'an'da Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın seyahati var. Orada bir ama çocuğa denk geliyorlar Kur'an'da. Hatırladınız değil mi? He doktor? Orada bir gemi deliyor. Duvar yıkılıyordu, düzeltiyor. Çocuklar hepsi oynuyor, ha 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 gülüyor. Bir tane ama çocuk da orada onları seyrediyor. O da onlar gülünce gülüyor, görmüyor. Sonra o ille Musa Aleyhisselam gözünü aç diyor, hikmeti var diyor, dursun diyor. Yok diyor ya, olur mu ya sen diyor, bu meziyetin var. Bu çocuğun gözü açılsın diyor ya. Şeriatçı ya. Şeriatçı kafalar matematiksel düşünür. Yani bu bozu, bu almadınsa suyu, bu abdestin olmadı. Ama enfusçiler veya İsa meşrebi olanlar unutmuştur, mesul değildir der. Matematiksel düşünenler senin diyor, vesvese oradan kaynaklanıyor. Senin diyor ötelerde bu abdestsiz gözüküyorsun diyor. Şeyler, enfusçiler diyor ki beni mutluluğuma bağlı diyor. Yani abdesti alıp eksik falan Allah bana bağlamış. Benim anlayışıma göre orayı değiştiriyor Allah. Tamam. Şimdi o ille Musa Aleyhisselam ısrar etmiş Hızır Aleyhisselam'a o çocuğun gözü açılsın. Açılınca Mehmet ne yaptı biliyor musun? Bilmiyor musun? Okumuştum, unuttum yani. Bak şimdi. Çocuğun gözü açıldı. Hatırlayan var mı abiler? Ben söyleyeceğim ama belki hatırlayanız da var. Evet, orada başka bir çocuğun gözünü kör ediyor abi. Alıyor bir sopayı. O kör olan? Kör olan gözü açılıyor. Açılır açılmaz ilk yaptığı. Alıyor bir şeyi. Sanki şimdiye kadar beni kör eden sensin gibi. Gidiyor bir gözü olan bir çocuğun gözünü çıkarıyor. Peki geç böyle ayete, başka bir ayete. Bu nankör insanları diyor cehenneme koysam Allah diyor bilmanı. Sonra orada isyan et diyor. Allah'ım beni bir dünyaya gönder. Bak nasıl olacağım. Rabbimiz bilmiyor mu bu adamın ruhunu? Buraya getirsem diyor gene öyle olur diyor. Tamam mı? Bir şey söylemez. He. Yok. He şimdi burada da bir minare misali veriyor. Bak. Minare o Hikmet Hoca'nın da söyledi. İşte adam zengin herkese veriyor, bakıyor. Ha bir, Allah'ın muamelesi bir, Allah'ça murad ilahi nedir bilmiyoruz. Birincisi bu. İki, esmalar hükmünü icra ediyor. Üç, meleği ağla sakinleri seyrediyor. Dört, ahirete sermedi manzaralar teşkil ediyor. 5. İnsanın ki ne nimetlere mazhar olmuşsa onun ruhu öyle inkişaf eder. Mesela benim ruhum asıl saadete gelse olur muydu? Olmazdı.
bu ruh hangi meşrepte olsa benim ruhum, Süleymancılık, tarikatçılık, Mahmud Efendicilik, ne bileyim, şu Vehhabicilik, şu siyaset, hayır benim ruhum buymuş. Kemali. Mesela asıl saadette olsam belki Ebu Cehil olacaktım. Benim ruhumun kemalini Allah en uygun. Mesela ecel. Niye o zaman da öldürüyor, canını alıyor? Motorcular bilir, motorcular. Arabanın pistonu çıkar yukarıya. Sonra hız sıfırlanır, sonra aşağı iner. Motor böyle çalışır, piston. Tamam mı? Böyle. Şimdi bunun gibi bir insan kemalatını, ubudiyetini yapa yapa zirve yapar. Yaptı mı? Artık uçak gibi havada irtifa alır. Bu standart gider. Korona gibi. Sonra baktı ki cepten yiyecek hazinesini, kazandıklarını. Allah cepten yemeden, aşağıya araba dönmeden canını alıyor. Yani kemalat mertebesin son limiti senin o. Ondan sonra bir gün daha yaşasaydın şeye dönecekti. Can Çağlayan kapattı kameranı. Kimse de açık değil. Aşağıya inmeden, aşağı inmeden hemen alıyor. Peki niçin onun o canını aldı? Bunu nereden anlıyoruz? Bunu nereden çıkar? 63 sene Allah Resulü'nün ömrü niye 63'te? Adem Aleyhisselam'ı 2000, Nuh Aleyhisselam 1050 sene gibi. Ha, işte bu aynı bu sorular gibi. Bir kere Allah'ca hikmeti var. 2. Esmaların hükmü var. 3. Meleği âlâ sakinlere ayna olmak var. 4. Ahirete sermedi manzara var. 5. En önemlisi bize bakıyor. Benim ruhum bu verilenlere göre en iyidir. Fazla versen de kötüdür, az versen de kötü olacaktı. Nedir o? Benim ruhumun kemali. Tamam. Bir de insanlar arasındaki nisbi hakikatlerin inkişafına hizmet ediyorum. Eksik olmamla veya fazla olmamla. Yani nisbi kıyas ortaya çıkıyor gibi sebeplerle Allah herkesi farklı yaratıyor. Peki ben eskide düşünüyordum, bununla kardeşler de düşünüyor. Acaba eksik göz veya ama veya topal, acaba biz kendimizi sağ olunca ondan niye üzülüyoruz? Acaba bizim gibi üzülüyorlar mı? El cevap. Eşeği yük taşımaktan lezzet alır. Çünkü fıtratı o şekilde yaratılmıştır. Arı su içer. Yılan da su içer. Birisi zehir, birisi balık atıyor. Şimdi arkadaşlar soru şuradan geliyor. Biz kendimizden çıkıyoruz. Bir mağucu sormuştu bana. Hoca dedi, Allah merhametlidir diyor. Niye diyor eşeği yük taşıttırıyor diyor. Hani Allah merhametliydi diyor. Merhametli olduğu için dedim yük taşıttırıyor. Yani zulüm değil midir dedi. Zulüm şöyle. Sen şimdi yük taşıman zor ya. Oysa eşek fıtratında yük taşıma vardır. Sen bundan çıkıyorsun. İnsanlıktan çıkıyorsun. Eşeğin içine giriyorsun. Eşek oluyorsun. Ceset eşek. Ruh insan. Şöyle bakıyorsun. Ulan ben bunu nasıl taşıyayım ya? Onun için zulüm. Kendini eşek yerine koyduğun için üzülüyorsun. Oysa eşek ondan memnun oluyordu. Bu sefer fena oldu, tamam mı? Sen kendi, o zaman biz giriyoruz amanın içine. Ulan bir göz yok. Oysa Allah onun ruhunu da öyle yapmış. Yani bu göze göre yapmış. Gözü ayrı, ruhu ayrı düşünürsen biraz zulüm olur. Değil işte. Mesela bizim de hepimizden bir eksiğimiz var. Ama kamil olanlara da göre var. Mesela diyelim ki ben eskide yorulmak, bir yemek mideye dokunmak, yorulmak diyorlar. Bu ne demek diyor? İnan anlamıyordum. Şimdi 4. kata çıkıyoruz, tamam? Vay be! Her sene merdiveni dik yapıyorlar diyoruz. Ha, kardeşim, peki genç olanlara özeniyor muyum? Hayır. Hayır, şimdi özelmiyor. Niye? İyi ki böyle geçti. Bir daha ben İbrahim'e dedim ya geçenlerde, 22 yaşında ben olmak istemem. Niye? O kadar badirelerden geçtim ki bir daha o sıkıntıyı çekemem. Bir daha ben bu değe gelmem yani. Ne yapacağım? Geçeceğim, tamam.
bir daha uğraşmam. O sıkıntılar çekmem. Demek ki bir daha bir kulağın eksik, alacağım hemen. Bir gözün eksik. Ona göre ruhun kemalatı var. Sen kendince şey yapıyorsun. O insanın içine giriyorsun. Oradan bakıyorsun. O niye eksik? Efendim Mehmet söyle. Hizli söyle ama. Taş olmayarak, ağaç olmayıp hayvan kalmayarak. Yani sanki önceden hayvan mıydı ki hayvan kalmayarak? Hayvanlık, insan olabilmesi için bunlar olması lazım. Mesela camide tarafımız var. Tamam. Bitki tarafımız var. Bağırsaklardan beslenme noktasında hayvani duygular yok mu? Yeme, içme, üreme. Bu hayvanlıktır. Ama şimdi de var. He? Şimdi de var. Şimdi de var ama hayvan, geçmişsin onu, kullanıyorsun. Hayvan, Müslüman kere var. Ha bak şimdi, eğer hayvandan kalsan, eğer Müslüman değilsen, kafirsen hayvan bile olamıyorsun. Kelenamu benim adal diyor ayette. Daha aşağı iniyorsun. Ha biz yeme, içme, üreme, sırf böyle fok balığı gibi yaşıyorsan bu hayvanlıktır. Sırf yat, kalk, uyu ise bitkidir. Bağırsaklardan beslendiğimiz gibi o da kökten besleniyor. O kadar. Hayvan, hani hayvan derler derken, yani sırf beslenme noktasında, nefes alıp verme noktasında bir şeyin var. Başka bir tarafın yok. Hayvan kalmayarak, çünkü biz ne yaptık? Hayvaniyeti de geçtik. Ne ile? İman ederek. Namaz kılarak. Yoksa hayvan kalıyorsun, daha küfre gittin mi de hayvandan da aşağıya gidiyorsun. Demek tersini ki okursun abi, tersini okursa Müslüman olmayan insan olmuyor, insan olmayan hayvanda kalıyor. Evet, toki kesin. Mesela biz şu anda insan olduk kısmen. Evet. Küfran nimet yok, namaz kıldığımız için. Ama 11. söz dedi ya, bab-ı insaniyet. Yani bab-ı insaniyet, insanlık alemi, biz peygamberler gelerek biz insan olmaya geldi. Biz insan adayıyız. Yani ne diyor? İnsan zalim ve cahildir. Biz insan olmaya geldik. Gazali der ki, insanlığının kıymetini bil, ölünce bir daha insan olamayacaksın diyor. Yani insan değiliz ki, insan oluyoruz. Olması devam eden, olmakta olandır insan. İnsan olması devam ediyor, bitmeyecek. Vefatta, berzahta, haşirde, sırat köprüsünde, cennette de insan olmamız bitmeyecek. İşte burada Yavuz Selim'e bereketli bir deva geldi, 18. deva. Çoğu insanın hatırına gelen bu niye eksiklik diye sebebi biraz önce saydım. Allahça murad ilahi, Hızır Aleyhisselam'ın o kıssasını unutmayın. O Mağucu'ya söylediğim, yani dolayısıyla biz hiçbir şekilde bir alacağımız yoktu. Tamam, aklımız kabul ediyor ama hissimiz itiraz ediyor. Benim kulağım ne eksik? Ama sen cennette ebedi bağlardan daha uzağını seyredeceksin, daha fazla seyir yapacaksın. Burada azap çekmiyor mu? Öyle çekmez. Sen kendini onun yerine koyuyorsun. Peki itirazlar oluyor, nasıl oluyor? Pergeli kaçırdık. Biz alacağımız yoktu. Hiçlik de kalmadık. Taş olmadık, bitki olmadık, hayvan olmadık. İnsan olduk, sonra Müslüman olduk. Abi, efendim abi. Ben bir ara bir sabah köstebek. Baktım hayvanın tarla parası köstebek. Hayvanın gözü yok. Ama toprağın içinde biliyorsunuz geziyor. Ama ona göre hayvanın istidadına uygun. Ona öyle keskin tırnaklar vermiştir Cenab-ı Hak. Ve bütün eşyanın kokusunu anlayıp anlayacak da bir bulun vermiş. Ve o toprağın içinde hareket edecek kabiliyette bir vücut vermiş. Yani şimdi o hayvanda göz olsaydı hayvana durmuruz belki toprağın altında. Çok güzel. Yarasa gibi. Aynen. Çünkü diğer tarafta kaza uçan bir hayvanın gözü olmamış olsaydı hayvan sağa sola çarpacaktı, hayatı nihayet kuracaktı. O zaman ona başka bir durum oldu. Yani her şey yerlikti. Evet, şey söylemiştim ki o Mağcı'ya ikinci örnekte. Dedim ki kediye kanat takılsaydı, kedi itiraz etse, kuşlar uçuyor da ben niye uçamıyorum? He dedi, ne olacak uçsaydı. Peki dedi, hayal et ki kedinin kanadı olsa ne olurdu dedi. Acaba semada bir kuş kalır mıydı? Kuşlar yok olsaydı yılan, akrep, çıyanlar istila ederdi.
Fareler istila ederdi tarlalar. Bak eko nasıl değişirdi. Şimdi kedi dese ki benim niye kanadım yok? Ne olurdu kanadı olsa şimdi? Mesela yarasanın gözü yok. Yok zannediyorsun. Yok. Nesi var? Göz kabiliyetini Allah kulağa vermiş. Kulağı ne görüyor? 26. Sülema'da söylüyor. Van Kalesi'nde diyor Ermenilerin diyor tahribatını gözümle değil kulağımla görüyordum. Kulağımla değil gözümle işitiyordum. İnsanların vaveliyasını. Yarasa sesi gönderiyor. Biz 20 ile 20.000 frekans arasındaki dalga boyu duyuyoruz. Yarasa 120.000 sesi gönderiyor. Çarptığı yerden geri geliyor. Taş mıdır, toprak mıdır, nerededir tam böyle. Onlar hep ayarlayıp aralarından geçiyor. Onun ses şeyi 120.000. Bizde 20.000. Ondan sonra bu ne yapmış? Onun kulağı gözü olmuş. Ya. Demek ki, bu misafirin abi diyor ki suyu ihtiyarımızla elimizden kaçırdık aslında. Evet. Yok kaçırmamak da var. Evet burada başka bir şey yapan yok herhalde. Cenab-ı Hak bir hasiyeti alıyor. Onun yerine başka hasiyeti daha fazla veriyor mesela. Evet. Ama kardeşler var mesela böyle, yani hafızası çok kuvvetli Hasan abi. Bir şey girdi mi kafasına çıkmıyor. Çıkmıyor. Belki o göz olsa, o göz olmadan elde ettiği şeyi gözle elde edemiyorsun mesela. Evet. Abi. Çok şey var, ben özel şey yapmayayım da bir tane misal vereyim. Çok insan dolaştım Almanya'da da. Baktım onlar da hiç şey yapmayayım da bizim gibi öyle bir duyguları değil yani. Bize bu gözle, yani bu göz ruhta çalışıyor. Bu ruhta. Bu göz yoksa ruhta bu özelliği öyle şeyi verilmemiş. Ve ruhlarında böyle biraz da şey var yani. Bize göre fazla şey yapılmamış. Yani talep edip de azap çekmiyor öyle. Fazla tanımlamak istemiyorum ama evet yani mesela diyelim ki bana soruyorlar eşitlik mi var? Hayır, adalet var. Mesela diyelim ki hayvanlar eşit olsa köpeğe et atıyorsun. Tamam, sığıra da et at. Eşitlik budur. Adalet o değil. Adalet hak sahibine, istidadına uygun vaktinde, zemininde cevap vermektir. Hak budur. Hak odur. Yani dolayısıyla fazla sırrı şey yapmayın, fahş etmeyin. Peygamber, evet ruhta ziyayattır, zişurdu, kanun ve vücud harici aynıs. Ama içerikleri farklı. Herkes Allah ne misyon ne vazife vermişse ona uygun kabiliyet, istidat da aynıyız. Kabiliyetler farklı. Yani herkes alim olmaya, doktor olmaya istidadındadır ama kabiliyetinde değildir. Onun vazifesi başka. Mesela bir başka bir nur talebesi Bedri sesini kapat abi. Mesela bir nur talebesi cömertliğiyle cennete gidecek. Kimisi de ders yapmaysa, kimisi ders dinlemesiyle, kimisi de kapı açarak, çay yaparak. Bak ha, okuma yazması yok. O Abdülcevaz mıydı? Bekir Ağa. Abdülcevaz, Bekir. Adil Cevaz. Adil Cevaz, Bekir Ağa. Koca şehrin, İsparta'nın intibana vesile olmuş. Okuma yazma bilmiyor. Allah belirin vazgeçmiyor. Ya pek ya. Şimdi arkadaşlar, ruh farklı. Tamam mı? Bak bir daha söylüyorum. Bu kulak, bu göz, bu kafa, bu kalp o ruh sistemi bütünlük içinde çalışıyor. Bir yerde aksak oldu mu ruh da sinyal verip sana azaplık şey yapmıyor. Onların iş dünyaları rahattır. Sen uyuduğun zaman başka yerlerde bilmem neler oluyor. Sen yapmıyorsun, üzülüyor musun? Sen dünya farklı. Eşek misali her şeye yerine oturuyor. Eşek misali mi? Eşek misali işte dedim sen.
kendini eşek yerine koyduğun için üzülüyorsun. Oysa eşek ondan lezzet alıyor. Bana diyecekler ki, gel Hasan, bu kadar videolar seyrettin, televizyonlar seyrettin, sokakta çok yerlere baktın, gel bakalım, gramından hesap ver. Ama'ya diyecekler ki, hiçbir hesap yok gözden. Buna tam tersi, normal Müslümanın seyredeceği uzak bağları sen daha fazla seyredeceksin. Hem de ezeli ve ebedi. Ya. Peki bizim gibi baba azap çekiyor mu? Şöyle azap çekiyoruz biz. Şu anda göz var, tattık. Kapa gözünü, o azap olur. O bilmiyor. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. 19. Deva kimindi? Seyit Ahmet kim? Yok, İrfan Hoca'nın mıydı? Benim abi. Tamam. Ondan sonra İrfan Diyarbakır İrfan. İki tane İrfan var. 20. Deva da senin İrfan'ın. Tamam mı? Duydun mu abim? Peki. Allah iki can da aziz eylesin. Cenab-ı Hak kusurlarımızı affeylesin. Kendisine kul, Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet nasip etsin. Ustadımıza talebe ve bu dar-ı dünyadan tebdil-i mekan, tahvil-i vücut, ıtlak ruha mazhar eylesin ve şehit olmayı, huzuruna geçmeyi, girmeyi nasip eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha-tı masselamat. Elhamdülillah. İyi ki davamız var böyle de. Biz de bunun peşine koşuyoruz. Çok şükür. Ya. Allah razı olsun abi. Çok sağ ol. Şimdi bir nur talebesi sormuştu bunu şeyde, Fındıkzade'de de. Dedim ki o derste, bak olmadı buna ne dersin diye. Orada amalar gelmiş. Biz şimdi gözümüz var da ne yapıyoruz? Bak bu kadar nimet var. Bu kadar risale. Bugün hiç risale okumayan ben burada yoktur da nur talebesi var ha. Yaşıyor dünyada. Bugün mesela bir sayfa bile okumamış. Bir sayfa risale okumadan defteri kapatacak. Olsa ne olacak şimdi bu göz olsa? Belki olmasaydı hiç hesabı sormayacaktı. 10 dakika risale okumamış mesela. Bir Rize pazarda demiştim böyle. Bak kardeşim 10 dakika çay zamanında diyor hoca ona da zamanım yok dedi. Ben de dedim ki ona bak 10 dakika zamanın yok değil mi? Ama 10 saat çay tarlasına çalışsın. O zaman bari şöyle yap dedim. Okuyamadın. 10 dakika zamanın yok. 1 2 3 4 böyle 10 sayfa say, 9, 10, okuma, say ve kapat, sayfayı say. Ya onu saydıktan sonra bir sayfa okurum dedi ya. Niye okumuyorsun? Peki bu 10 sayfayı da sayacak kadar zamanın yoksa, bir tavsiyem daha var. Hani bunu sayacak kadar zamanın mı yok? Ha, git tuvaletteki lavaboya, aynaya geç. Kendine hitap et. Sen insan değilsin Hasan. Sen insan değilsin 3 defa. Sen insan değilsin git yat. Anladın mı? Bu Risale'nde aynen geçiyor Hasan abisin dediğiniz. İnsan değilim dedi 3 kere. Evet. İnsan değilsin. Ben onlardan topladım da. 3 defa. Yani bak göz var ama kulak var ama yani sihat bak. Ne kadar afiyet gördük. Bak vaat ediyor. Bir hak yok ki. Ne güzel demiş ya. Yani seni yaratan et ve kemikten değilsin. Hiçlikte kalmadın. Varlığa çıktın. Tamam. Allah bu kadar nimet vermiş. Sanki dünyada ebedi kalacak hakkımız imiş gibi. Niye ölüyoruz diye de darılıyoruz ha. Oysa daha iyi bir aleme götürecek. Daha güzel bir alem. Yani soru cevaplar ya ne olacak ya belli kardeşim. Şu dünyada size ettiği nimetlerin en az böyle muamele göreceksiniz. Ondan sonra daha fazla göreceksiniz. Niye? Allah sana ne yapacağını yaptığıyla gösteriyor. Ama bir daha söyleyeyim arkadaşlar belki bu akşam hoş olur. Allah'ın sana muamele nasıl olacak? Muamele ettiği cinstendir.
Ha bak, hizmetin içine koymuş, kendisine bugün muhatap etti, teravih kıldın, kendisine namaz kıldın, kendimize yani teravih kıldık, oruç tuttuk, Allah bizi muamele etti. Bu kim yaptı? Allah yaptırdı. Bunun tersiyle değil ki. Nereden söylüyorum? 19. mektupta 6. reşa var ya orada. Ben hep böyle sorardım. Allah bana nasıl davranacak? İnsan merak etmez mi? Allah kullarına nasıl davranacak? Orada 6. reşada geçiyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için rahmet-i ilahiyenin timsali, muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Ha, yani peygamber ümmetine, sahabesine nasıl davrandı? O Allah öğretti. Allah dedi böyle yap. Bu diyor, rahmet-i ilahiyenin misali bu. Rahmet-i ilahi böyle davranacağı için buna böyle öğretmiş. Ondan sonra muhabbet-i Rabbaniye'nin de timsali bu. Şimdi peygamberin ümmete davrandığı gibi Allah da böyle davranacak. Çünkü o onu yeryüzündeki halifesi. Yani Allah'ın istekleri gibi yapıyor. Allah'ın isteği dairesinde hareket ediyor. Onun dışında yapmıyor. O zaman onun hareketi, davranışı Allah'ın isteği. Allah da öyle yapacak diyor. 19. Versene o mektubatı, o cümleyi tam okuyayım. Mektubat yok mu arkanda? Üste var, en üste. Ama o değil mi? Yavaş. Bak. Bu aslında 19. sözde de var. Arkadaşlar. 16. mektep. 19. mektubu bir bulalım. Sayfa 190 kaçtı ya? 193 abi. 193 değil mi? Tamam. Bak. O kadar hoş ki her zaman zikrederim o, kendime telkin ederim burayı. Hem o kim? Melek, cin ve beşerin seyidi olan zat. Şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi. Bundan sonra şey yapın, dikkat edin. Peygamberimiz kimmiş? Rahmet-i ilahiyenin timsali. Yani Allah nasıl istiyor davranılmasını kullara? Peygamber diyor ki böyle davran. Benim istediğim bu. Öyle değil mi? Peygamber Allah'ın isteğinin dışında davranabilir mi? Haşa. Ne istiyorsa Allah aynen öyledir. O zaman onun davranışı Allah'ın davranışıdır. Neymiş? Rahmet-i ilahiyenin timsaliymiş. Timsal ne demek? Mesela güneşin aynada gözükmesine timsal. Ha? Timsal. Ne aynıdır ne gayrıdır. Allah'ın davranış biçimidir demektir. Rahmet-i ilahiyenin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetine nasıl davrandı? En az Allah öyle davranacak. En az. Öyle de değil, daha fazla inşallah. Rahmet-i ilahiyenin timsali olacak. Sonra muhabbeti Rabbaniye'nin misali. Bir abi vardı Fatih'te, kibar bir abimiz. Benden yaşlı, vakıf. 60 küsur yaşında. Ya sen kardeş dedi, bu nasıl okuyorsun ya? Bu nasıl bir şey? Hakikaten öyleymiş ya diyor. Çok hoşuna gitti çünkü Allah bize nasıl bakacak? Çok endişe ediyormuş o da. Vakıf oldu aldı 60 küsur yaşında, 5-6 yaş benim. Yani hakikaten diyor dedi ya. Bak. Allah'ın davranış biçimidir halifesindekiler. Peygamber onun halifesidir yeryüzünde. Onun davranış kafasına göre yapmıyor. Rahmet-i ilahiyenin timsali demek aynadaki güneş. Güneş değildir, değil de değildir. Aynı Allah'ın davranış biçimidir. Rahmet-i ilahiyenin timsali. Sonra peygamberimizin ümmetine davranışı muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Muhabbet-i Rabbaniye. Allah'ın muhabbeti ne kadar olacak? Peygamberin ümmetine olan. Peki peygamberin ümmetine muhabbeti nasıldır? Ümmetimi almadıkça ben cennete girmeyeceğim diyen peygamberin ümmetiyiz. Yani seni almadan gitmeyecekmiş. Allah da onu orada bekletir mi? Diyecek Hasan biraz çek azap, tamam.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haşirde bekliyor seni. Tamam, o sen çıkmadıkça o gitmeyecekmiş. Bekletir mi Cenab-ı Hak? Muhabbeti Rabbaniye'nin misali. O zaman ümmetimi almadıkça cennete gitmem diyen peygamberin ümmetiyiz. Muhabbeti Rabbaniye. Ötekisi muhabbeti ilahiye. Kul euzu bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Bak ikisini kullandı. İlah ve Rab. İşte o ruh, ruha göre muamele işte. O yani bizi kendi ruhun gibi düşünme. Kadının ruhu, kedinin ruhu, sporcunun ruhu, oruç tutanların ruhu, herkes farklı. Ruh farklı. Hepsinin ruhu farklı. Bu organlar bütünlüğüyle çalışıyor. Bütünsel düşünülecek. Tek tek düşünülmez. Tekrar selamun aleyküm arkadaşlar. Kapatın. Selam abi. Hayırlı akşamlar.